Merhaba arkadaşlar. Hafizenin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek çalışacağız. Sadece 5 motiften yapılıyor şöyle mini yelek. Çok hoş duruyor. Şöyle yakası, arkası şu şekilde çevireyim. 3 motif arkasına gidiyor. iki motif de ön kısmına gidiyor. Sonra kollarını örüp şu tarafını da göstereyim. Şöyle kol yerini yani yaka yerini şuralarını örüp bitiriyoruz arkadaşlar. Çok basit bir yelek. Dediğim gibi 5 tane motif yetiyor. Ve bu senenin modası. En trend yeleklerden biri. Evet arkadaşlar. Buna bir sadece bir tane şu şekilde 100 gramlık ip gidiyor. Yani tam yetiyor. Azıcık da artıyor hatta. Bir yeleğimizi bir ipten 100 gramlık bir ipten çıkartıyoruz. Ben bu ipi e, Bim'den aldım. Iıı e, 11 liraydı galiba. 11 liraya harika bir yeleğimiz oluyor arkadaşlar. Evet tığımızın numarası da 2.10 milim makasımız. Dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet yeleğimizi kaldıralım ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten motifimizi yapacağız ilk önce. yanlış yerden çıkıyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ipimizi aldık. Şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Şöyle zincir çekiyoruz. Sabitliyoruz sığımız ipimizi. 7 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincir çektikten sonra en baştakinden şöyle saç boyadığım için ellerim böyle simsiyah görünüyor arkadaşlar <laughs> Kusura bakmayın Ondan sonra sabitledikten sonra 1 2 ve 3 4 zincir çekiyoruz şu şekilde iki tane doluyoruz ipimizi tığımıza sonra tam ortaya şu şekilde batıyoruz ikişer ikişer çıkıyoruz ikisini bir ikisini bir ikisini bir üçte çıkmış oluyoruz iki tane tığımızı ip doluyoruz batıyoruz halkamıza sini bir ikisini bir ikisini bir çıkıyoruz arada 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz iki tane doluyoruz yine yine halkamıza batıyoruz 2 2 2 bakın 2 tane doladık gayet yavaş yapıyorum 2 2 2 2 tane doladık bu şekilde ikişer 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 çıkıyoruz aynı bu şekilde oluyor arkadaşlar Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 2 tane doluyoruz yine. Şu ipi de arada götürelim de kaybolsun. Evet. 2 2 2. 5 tane şöyle boşluğumuz olacak arkadaşlar. 3'er tane ikili trabzan. İkili de değilsem yani 3 de çıkacağız. Şöyle 3 trabzan yapıyoruz. 2 tane dolayarak 3 zincir çekiyoruz. 5 tane şu şekilde boşluğumuz olacak. 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. tığımızı 2 tane sarıyoruz. Bu hemen ortaya batıyoruz. 1, 2, 3. 3 defa da çıkıyoruz. 2 ip sarıyoruz tığımıza. 1, 2, 3 defa da çıkıyoruz. Yine 2 ip. 1, 2, 3 de çıkıyoruz. 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. 2 tane doluyoruz. Yine aynı şekilde. Evet. Bitmek üzere ilk sıramız. Evet. 1, 2, 3, 4 Burası da 5. boşluğumuz olacak. 1, 2, 3 zincir çekeceğiz. Ve buradan bakın alttan 1, 2, 3, 4 tane e, zincir sayıp 4. başına şu şekilde şöyle kapatıyoruz. Ve ilk ortası olmuş oluyor motifimiz şimdi burada 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çekiyoruz iki tane doluyoruz hep trabzanlarımızı 2 2 yapacağız yani ikili dolu doluyup yapacağız 1 2 ve 3 arada yine 1 2 3 zincir çekiyoruz şöyle 1 2 3 Evet. 1, 2, 3. 2 tane doluyoruz. Yine aynı yere batıyoruz. Şimdi arada 2 zincir çekiyoruz. 1 ve 2. Tığımıza doluyoruz. Hemen bu taşımıza, boşluğumuza daha doğrusu. 1, 2, 3. Arada 3 zincir çekiyoruz. Şu aralarda sadece 2 zincir çekiyoruz. Boşluklarımızda boşluk yerlerimizde 3 zincir çekiyoruz. Zaten şimdi orası tamamen ayrılacak ve anlayacaksınız. Şöyle. Aynı bu şekilde bu sıramızı bitireceğiz arkadaşlar. 2 zincir çektim. iki tane doladım ve yine boşluğuma battım. Evet. Burayı bu şekilde dönelim. Aynı şekil. Bu her boşluğumuza 3 6 tane trabzan 3 zincir. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Evet arkadaşlar. Ben döndüm bu şekilde 3 zincirimi de çektim. Şimdi iki tane ip tığıma ip doladım. Son yerimizdeyiz zaten. Buraya batıyoruz yine. 3 trabzan yerine burada iki tane trabzan yapıyoruz. Şöyle bu zincirle beraber 3. trabzanımız oluyor. Alttan sayın 1, 2 ve 3. E, zincirimize şu şekilde batalım. İpimizi çekelim. Sonra şöyle hemen kapatalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere ikinci sıramız da bitti. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane su taşı olmuş oldu etrafında. Şimdi burada yine 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 tane doluyoruz yine şuradan ilk trabzanımıza şu şekilde batıyoruz. Burada trabzanımızı yapıyoruz. Şu şekilde üst üçüncü katımıza çıkmış oluyoruz. İki zincir çekiyoruz. Trabzanımızı alıyoruz. Burada yine ortaya batıyoruz. Bu su taşımız devam edecek. En son sıramıza kadar. Bir. 2 ve üçüncü trabzanımızı yaptık. 3 zincir çekiyoruz. Şöyle yine aynı yere 1 2 ve 3 1 ve 2 zincir çekiyoruz. 2 tane doluyoruz. Hemen bakın bu boşlukta değil bu orta kare bölümüne ilk trabzanımıza bir iki trabzan bırakıp üçüncü trabzanımıza yani sondan ilk trabzanımıza batıyoruz. Sonra yine bir ve iki zincir çekiyoruz iki tane dolayıp buradaki ilk trabzanımıza batıyoruz. İkinci karemiz oldu altta bir kareydi üstte üç kare olacak. İki zincir çektik ve şöyle su taşımıza devam ediyoruz. Altı kenarlı bir motif olacak bu. Evet. 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğa batıyoruz. Zaten bu sırada tamamen motifimiz belli oluyor artık ne oldu. Nasıl oldu. Çok kolay. Gerçekten aşırı derecede kolay bir motif. 2 zincir çekiyoruz. Bakın. E, burada karemiz bir taneydi. Boşluğumuz. Şöyle saçlarını zaten saymıyoruz. 2 zincir çektik. Şöyle 2 tane doladık tığımıza. 1 ve 2 trabzan bırakıp 3.ye battık. 1 ve 2 zincir çektik. 2 tane doladık. İlk trabzanımıza battık. 1 ve 2 zincir çektik. 2 tane doladık. Buraya su taşımızı devam edeceğiz. Evet. Bak. 1 2 Şimdi 3. deyiz. 4 ve 5 6 tane şu şekilde Pardon 1 2 3 4 5 kenar olacak 6 kenar olmayacak Pardon kusura bakmayın 5 tane kenarımız olacak. Evet bu sırayı da şuraya kadar geleyim. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Şu anda geçiş noktasına geldik gene. Bu sıramız da bitti. Burada yine bir ve 2 zincir çekiyoruz. Bu zinciri yukarıya çıkmıştık. Üçüncüye şöyle batıyoruz. İpimizi alıp şu şekilde kapatıyoruz. Burada da aynı şekil. Bakın her köşemiz aynı oldu. Üçer tane kareler oldu. Şimdi burada yine altı zincir çekip yukarıya çıkacağız 2 3 4 5 ve 6 2 tane doluyoruz şöyle ilk e, trabzanımıza batıyoruz ve 4. sıramıza çıkmış olduk 2 zincir çekiyoruz 2 tane doluyoruz hemen ilk trabzanımıza yani yanındaki hep kare olacağı için yanındaki trabzanımıza batıyoruz 2 zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz burada su taşımıza boşluğa batacağız köşemize köşemiz hep aynı üç tane şöyle trabzan 2 3 e, tane zincir olarak devam edecek motif bitimine kadar Evet arkadaşlar motifimiz bu bu şekilde altı sıra olacak ortasından hariç altı sıra yapacağız yani Şurayı saymıyoruz Şöyle bir iki üçüncü sıradayız. Üç sıra daha yapacağız. Aynı şekilde sürekli devam edecek. Hiç değişen bir şey olmayacak arkadaşlar. Yine iki zincir çekiyoruz, iki tane doluyoruz. Şöyle iki tane ilkten bırakıp üçüncüye batıyoruz. Bir ve iki zincir çekiyoruz. Yine karemizi oluşturduğumuz diğer trabzanımıza batıyoruz. Bir ve iki zincir çekip iki doluyup diğer trabzanımıza batıyoruz. Karelerimizi oluşturuyoruz. İki tane dolayıp en baştaki trabzanımıza ve diğer köşemize geldik. İki tane dolayıp köşemize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Burayı da bu şekilde hemen dönüp geliyorum. Evet arkadaşlar yine ekleme yerine geldik. Bakın üçüncü sıramızı da bitirmek üzereyiz. Şurayı saymıyorum tabi bununla beraber 1 2 3 4 sıra oldu. Şimdi burayı yine birleştirelim. 1 ve 2 zincir çekelim. E, alttan sayalım. 1 2 3 şöyle 4. zincirimize şu şekilde bakın hemen kapatıyorum hiç ip almadan. Şu şekilde kapata kapata çıkıyorum. Hiç belli olmuyor. Hani yukarıya çıktığımız. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çekiyorum. Aynı motif düzeni aynı. O kadar kolay bir motif ki arkadaşlar. 2, 2 ve 2 de çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz arada. Tığımıza 2 ip bağlıyoruz. Hemen yandaki trabzanımıza batıyoruz. Kutucuğumuzu yapıyoruz. Şöyle. 2 ip ama 2 zincir çekiyoruz. Bugün çok heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın. Hemen ilk trabzanımıza batıyoruz. 2, 2 ve 2 de kapatıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz ve köşemize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde tam yani sadece şuraları sayıyoruz. Bakın bu ortayı saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra örüp motifimizi bitireceğiz arkadaşlar. Ee, diğer sıraları beraber yapıp dönelim hemen. Evet arkadaşlar 6. sıramızı da bitirdim. Ee, ilk i̇lk motifimiz bu sayede bitti. Şöyle iki zincir çekiyorum. Zincirime sabitliyorum ve bir iki zincir çekip ipimi şu şekilde kesiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle. Bu motiften dört tane daha yapacağız. Ee, şimdi videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, bu ikinci videomuzda da yeleğimizi yani hem birleştirelim hem şu kenarlarını örelim hep beraber inşallah part 1 part 2 olarak olsun Evet bu videomuzda motifimizi öğrenmiş olduk Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ikinci videomda görüşmek üzere inşallah